Yorgunum. Gün içinde yorgunum, çalışırken yorgunum, yemek yerken bile yorgunum. Tüm bunları kabul edebilirim ama eğlenirken bile yorgunum. Yorgun olmadığım tek zaman uykuda olduğum zaman resmen. Çünkü uyandığımda bile yorgunum. Açıkçası bunun neden olduğunu bilmiyorum ama durması gerekiyor. Çünkü eğer durmazsa benim içerikler şu kıvama gelecek. Bu yüzden çözümünü araştırmaya karar verdim. Hangi siteye baksam istediğim tam sonucu alamadım. Ama her bir araştırdığım siteden topladığım bilgileri birleştirerek bu videoyu oluşturdum ve çözüme kavuşana kadar bulduğum tüm yöntemleri deneyeceğim. İlk olarak uykuyla başlamak istedim. Bayram tatili ve aralıksız Euro 2024 maçları sonrası uykum bayağı dengesizleşmişti. Ve aslında uykunun etkisini genelde hissedemesek de gerçekte sağlığımız konusunda önemli bir yere sahipti. Aslında bunu sigara içmeye de benzetebiliriz. İçtiğiniz her bir sigarada net bir şekilde zararını görmeyeceğinizden dolayı içmeye devam edersiniz. Uyku düzenimde düzeltmem gereken 3 tane konu vardı. Birincisi kalkış, ikincisi yatış ve üçüncüsü uyuyacağım süre. Uyku ile ilgili başka bir şey kalmadı zaten. Herkes 8 saat ideal uyku süresi der ama ben 6 saatlik gece uykusunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Uyku maddesinin derinlemesini araştırırken bir öneride bulunan bir arkadaşım vardı. Verdiği önerinin gerçekten işe yaradığını, 5 senedir yaz kış fark etmeksizin aralıksız yaptığını ve nedense biraz daha konuştuktan sonra hayatı boşa yaşadığına falan bahsetti. Önerisi benim için o kadar saçmaydı ki hadi sizinle bir oyun oynayalım. Arkadaşımın saçma önerisi hangisi? Biri doğru, ikisi yanlış öneri var. 1. Ağzın açık uyuması halinde her gece ağzını koli bandı ile bantlama. 2. Uyku öncesi LoL'de 2 el dereceyle maç atma. Ve 3. Çıplak uyumak. Tabii ki de şu an komple çıplak değilim. Fakat çıplak olduğumu zannetmeniz için bilinçaltınıza şöyle bir kadraj ekledim. Uyurken de her gün 11'de yatağa girip gece 3'te elimden telefonu bırakarak yattığım için telefonu başka bir odaya fırlattım ve yattım. Fakat sabah uyanmak için de alarm kurmam gerektiğinden dolayı telefonu geri yanıma aldım. Yanımda kalacaktı ama ona dokunmayacaktım. Çok saçmaydı. Şu an farkındayım. Ekran karanlık fakat gece uykusunda ne kadar az ışık olursa o kadar iyi olduğu için sizin de karanlıkta kalmanız gerekiyor. Ve sonra ne kadar dönersem döneyim bir türlü uyuyamadım. Ama telefona takıldığım kadar da geç yatmamıştım. Yatağa yattığım gibi yaklaşık 1,5-2 saat sonrasında uyumuştum. Ama o 1,5 saat içinde o kadar fazla şey düşünmüştüm ki zaman sonu alaka sebebileri şuraya gelmişti. Ve erken denebilecek saatte de uyandım. Açıkçası etkisini şimdiden hissetmeye başladım. Yorgun uyanmadım. Daha enerjik kalktım ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ve ilk gün olmasına rağmen. İlk günden böyleyse bu uykuyu düzene gerçekten sokmak ve ilerleyen zamanlarda devam ettirebilmek bu iğrenç yorgunluk problemini erkenden çözebileceğini düşünüyorum. Fakat ya erken uyuyamazsak ya telefon bağımlılığımızı bırakamazsak. O yüzden diğer kalan yöntemleri deneyelim. İkinci olarak spor yapmak olacak. Gece yatarken telefonu kullanmasam da uyku problemi yaşayıp 1,5-2 saat boyunca yatakta dönmemin en büyük nedeni vücudumun gün içinde yeteri kadar çalışmaması ve yorulmamasıydı. Bu yüzden spora geldim. Eğer düzenli spor yapsaydım bugün yapacağım idmanda yorulmayacaktım ve neredeyse bir şey değişmeyecekti. Ben de sırf bu video için 2 sene boyunca sporu bıraktım. Şakaydı. Ama tekrardan başlamış biri olarak bugün kendimi fazlasıyla yordum. Normalde tekrar bir spora başlangıçta hızlı verim için tüm vücut antrenmanı yapılır. Ama vücudum o kadar hamlaşmıştı ki onu bile yapabilecek enerjiye sahip değildim. Bazı hareketleri kuralına göre iki hareket şeklinde yapmıştım. Ama bazılarını bir hareket bile neredeyse yapamayacaktım. Gününde erken saatlerinde gittiğim için geri kalan zamanımda gayet güzel geçti. Ve gecesiyle tekrardan yatarken hem telefonu bırakmış hem kendini yormuş ve hem de çıplak biri olarak yatağıma yattım. Yaklaşık yarım saat içinde uykuya daldım. Uykuya dalarken kendimi videoya alır ve uyursam gece boyu boş çekim olacağı için temsili görüntü koyuyorum bu arada bilginiz olsun. Telefonda o kadar yer yok. İdman yapmak inanılmaz iyi hissettirmişti beni. Yorgun hissetmemi de ilk günden çok önemli derecede azalttı. Ama her yerim ağrıyordu. Kolumu hareket ettirmem bile çok zordu. Biraz kötü olmuştu çünkü ertesi gün staj belgelerimi halletmek için okula gitmem gerekiyordu. Ve bu da yaklaşık 1 saatlik araba sürüşü falan demekti. Bu yüzden spora 2. gün ara vermiştim. Ama bugün yapacağım çözümler şunlardı. Uyandıktan hemen sonra ve uyumadan hemen önce yapılacak olan egzersizler ve gün içinde farkında olacak şekilde çok fazla su içmek. Sabah egzersiz güne dinç devam etmeyi sağlıyor. Akşam egzersiz de vücudun gün içi hamlığının yok olmasına ve daha rahat uyku çekmemizi sağladığı söyleniyordu. Bu yüzden sabah egzersizi ile başladım güne. Bu arada duruşum yanlış zannetmeyin, sadece kamera açısından dolayı. Biraz da su içtikten sonra üniversite yoluna koyuldum. Arabadan indiğim gibi o kadar sıcak hava vardı ki su içmemi fazlasıyla kolaylaştırıyordu. Tabi izleyenler arasından üniversiteye giden biri var mıdır bilmiyorum ama tabii ki her zamanki gibi işimi ilk gidişimde halledemedim. Saman alevi gibi sinirimden dolayı anlık şu şekil bir iç saat kavga yaşadım. Yaşadıktan sonra eve geri döndüm, fazlasıyla su içmeye devam ettim. Oyun esnasında su içmek çok daha kolay oluyordu. Özellikle online oyunlar oynarsanız insanlar sizi sinirden ter dökmenize yardımcı oldular. Ve ter dökmede daha fazla su içebilmek demek. Gün sonunda yarım saatlik yürüyüşe çıkmıştım. Normalde 10 dakikalık bir yürüyüşün yeterli olduğunu söylüyorlardı. Fakat kuralı biraz çiğnemiş oldum ama yürüyüşe çıkmayı çok seviyorum. Her zaman favori bankım hazırdır. Biraz da orada oturdum, sigaramı içtim ve eve döndüm. Bugün yatmadan önce uyku hakkında daha fazla araştırma yaparken bir uyku bilimcisine rastladım. Gerçekten mesleğin bu olup bunu
bundan para kazanıyor olamazsın değil mi kadın? Nasıl merak ettin, nasıl seçtin ve nasıl işsiz kalmadın, hayret edici. Ama sonuç olarak işsiz kalmadığı için araştırmalarını dinledim ve şöyle yazıyordu. Merhaba, ben uyku bilimcisiyim, tamam buraları geç. Benim endişelendiğim şey insanların telefonlarında ne yaptığı. Buna pasif medya ve aktif medya diyoruz. Pasif medya rahatlamanıza yardımcı olan şeyler ama aktif medya sizi bağımlı tutan ve sürekli düşünmenizi sağlayan şeyler olarak tanımlayabilirsiniz. Rahatlatıcı ve sizi uykuya teşvik edici videolar izlemeniz uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Ben de zaten bugün biraz telefona bakmak istiyordum. İnce meseleler de var, anlarsınız ya. Çok değil, yarım saatlik bir telefonla bakışma sonrası yattığım gibi uyuduğumu sanıyorum. Çünkü telefonu bıraktığım gibi sonrası bende yok. Bu testler süper geçti diyebilirim ve bu kadar erken bir sonuç almayı hayal etmiyordum ve hiç de yorgun falan hissetmiyorum. Süperim. Bana göre ilk 3 maddeleri düzenli şekilde uygulamak bu sorunu çözecek. Hatta uyku probleminde telefonu komple bırakmaya bile gerek yok olduğunu öğrendik. Ama son maddeyi de uygulamak istiyorum. O da meditasyon olacak. Yakın zamanda video için 2 gün boyunca gergin görünüşlü adam olarak oynadığımdan dolayı fazlasıyla gergindim. Bu yüzden meditasyonları araştırmaya başladım. Google'dan online meditasyonluk hizmetleri vardı ve paraları da gayet tuzluydu. Bu yüzden kendimi öğrenmeyi tercih ettim. Ve eğer meditasyonu Google yerine Twitter'dan aratmaya çalışırsanız çoğu yogacının linç yediğini görürsünüz. Çünkü sosyal medyanın gücüyle birlikte akıl almayacak seviyelerde meditasyon türleri çıkmış. Ruhu sakinleştirmeye, huzurlu yaşama kendini adayan insanlar binlerce yıl boyunca bu teknikleri bulamamış ama ne hikmetse bu arkadaşlar sosyal medya sonrası yaratıcılıklarını iyi konuşturmuşlar ve üretmişler. Bir tanesini örnek vermek istiyorum. Diyelim ki biriyle öpüştünüz. O kişinin DNA'larını 3 sene boyunca, sevişirseniz de 7 sene boyunca almış oluyor musunuz? Ve bu arkadaşlar da bir nevi meditasyonla sizden bu ruh parçalarınızın iadelerini yapıyorlarmış karşı tarafa. Yersen. Sanırım DNA'nın ne olduğu hakkında fikirleri yok. Bu konunun ayrıntısına girerek bir video çekeceğim ama şimdilik klasik meditasyonu araştırmaya karar verdim. Bazı türleri vardı ve bizim bildiğimiz OM tarzı olanı yapmaya koyuldum. Mantra tekniği deniyormuş ve belli bir kelimeyi sürekli tekrarlayarak zihni sakinleştirmeyi hedef alıyormuş. Bugün gereksiz derecede bilgiliyim. Fakat kendi adıma konuşayım, bir günde gereken verimi hissettiğimi söyleyemeyeceğim. Uyku düzenlemesi ve gün içinde yeterince hareket edebilmek benim sorunumu hızlı şekilde çözmüştü. Ve bu tabii ki kişiden kişiye göre değişebilen çözümler. Kendinizi tanıyorsanız çözüm sıralamanızı kendinize uyarlayarak deneyebilirsiniz. Ve çözeceğinizden de eminim. Uygulayıp çözülmediğini iddia edenlere de son zamanlarda sosyal medyada yeni çıkmış meditasyonları hediye edebilir. Arkadaşlar merhabalar. Milattan önce kalma hatırlıyorsunuzdur. Bir tane çekilişimiz vardı. 200 liralık oyun şeklinde. Onun ekran görüntüsünü göstermek istedim sadece. Burada bir tane kazanan, bir tane de yedek olacak. Ulaşamazsak diye. Umut Shepherd duayenleri. 10 saniye biraz fazla sanırım. Hadi artık. Wrist ve yedek olarak da Edis çıkmış. Görüşürüz.